Faruk Bey. Birincisi, siz hani HDP'nin geleneksel siyasetçilerinin dışında bir profilsiniz aynı zamanda. Teşbihimi lütfen bağışlayın. Yani hani bugünkü siyasi iktidarla zaman zaman ortak bir havzada siyaset yapmışsınız. Bazı eski arkadaşlarınız o partide yönetici veya politikacı. Siz bu süreç içerisinde hem davanızla ilgili hem yaşadıklarınızla ilgili böyle bir diyalog ortamını, sonuçta aynı parlamentodasınız, birlikte milletvekilliği yapıyorsunuz. Konuştunuz mu? Konuştunuzsa neler söylediler? Nasıl tepki verdiler durumunuza? İşin doğrusu Barış Bey, yani şu anda iktidar partisinde kalan vekillerin ben herhangi bir karar merci, herhangi bir görüş beyan eden merciinde olduğunu görmüyorum. Mecliste de böyle bir şey görmedim. Hani bunu da zaten Sayın Erdoğan ifade etti. İşte eller yukarı kalkar, iner falan gibi ifade etti. Yani benim hakkımdaki karar karşısında bugün siz mecliste genel kurulda olsaydınız şunu görecektiniz. AK Parti ve MHP sıraları çok şaşkın ve bir şey diyemeyecek bir haldeydi. Tek kelime bir şey diyemediler. Ne yapacaklarını bilemediler ve salonu terk edip gittiler. Çünkü itiraz edebilecekleri hiçbir şey yoktu. Peki itiraz edecekleri bir şey yoksa niye bu kararı onaylayıcı bir tavırdalar? Çünkü hani emre amade bir şekilde oradalar. Onların hali bu. Ben çok fazla bir şey de beklemiyorum. Çünkü hani bu kararın yanlış olduğunu bile bile, haksız olduğunu, çok zorlama siyasi bir karar olduğunu bile bile evet. Ömer Bey'in sesi dondu galiba. Ömer Bey'in sesini düzeltelim. O sırada biz belki bir iki... Ha, geldi mi? Tamam. Buyurun, devam edin. Buyurun. Evet. Ben bundan dolayı hani onların vicdanının harekete geçeceğini düşünmüyorum. Ama bugün dinleyici localarında ilginç bir olay oldu. Eski bir AK Partili vekil, Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy dinleyici localarındaydı ve hani karar okunmadan önce bir protesto yaptı. Demokratik bir ülke istiyoruz, hukuk devleti istiyoruz diye. Eski arkadaşları döndü baktı dinleyici locasında eski Bitlis milletvekilleri var. Şaşırdılar. O vekil beni destekliyordu orada. Yaptığınız yanlıştır diyordu. Bu ne demek? Aslında hani kamuoyu vicdanının benim kararıma itiraz ettiğini, vicdanlarının kabul etmediğini gösteriyor aslında bu. Hani benim de şu anda aldığım güçlü destek de bunu gösteriyor ama yani AK Partili şu andaki vekillerin herhangi bir vicdan sızısından dolayı bir tepki artık vereceklerini düşünmüyorum, görmüyorum çünkü halleri bu. Şimdi var mı devamı? Ya şöyle, ben size bir şey daha sormak istiyorum. Yani herkes sizin 2,5 yıl yanlış bilmiyorsam değil mi aldığınız hapis cezası? Ama hani ben de hapis yattığım için biliyorum 2,5 yıl ceza almış olmanız demek aslında 2,5 yıl hapis yatacağınız anlamına gelmiyor. Çok bunun karşılığını mutlaka avukatlarınız hesaplamışlardır. 1 yıl 10 ay 17 evet. gün olarak Belki de bunun hesaplamışlar. bir kısmı denetimli serbestlik olacaktır vesaire. Ben bir tekrar söylüyorum, infaz düzenlemesinin neresine denk geliyor bilmiyorum. Bu cezanın, yani şu alınmış olan cezanın, çok sembolik görünen cezanın, hani düşük de bir miktar, sizin doğrudan milletvekilinizin düşürülüp ve bundan sonra milletvekilinizin düşmesi demek aynı zamanda yeni davalarla muhatap olmanız demek başka bir açıdan. Böyle bir süreci sizin adınıza başlatacağını, çünkü daha büyük bunun arkasından gelebilecek davalar silsilesinin bir adımı olacağını milletvekilinizin düşürülüş sürecinizin düşünüyor musunuz? Böyle bir şeyi duyumunuz vardır, böyle bir hazırlık görüyorsunuzdur. Efendim şimdi bakın Türkiye gündemini takip etmişseniz benim birçok insan hakları ihlalini gündeme getirmemden iktidarın çok rahatsız olduğunu görmüşsünüzdür. Ve hele ki Aralık ayından sonra 3 ayı aşkın dönemde de çıplak aramayla ilgili bir hususu gündeme getirmemden dolayı çok büyük rahatsızlık hissettiklerini, çaresiz kaldıklarını, beni HDP tahtasına oturttuklarını, hakkında suç duyuruları, soruşturmalar, fezlekeler gönderdiklerini herkes bilir. Yani oldukça öfkeliler bana karşı. Çünkü çok önemli ihlalleri ortaya çıkardım. Sonrası gelebilir, gelmez demiyorum.
Çünkü hani fezlekelerim de var. Zaten fezlekesi olmayan HDP'li vekili yok. %90'ı. Bu arada sanat seyircilerimize söyleyelim. Sesin, Ömer Bey'in sesinin kesilmesinin nedeni sürekli evet. Kendisini arama geliyor. Biraz önce de kendisini söyledi. Geçmiş olsun, telefonları alıyor galiba. Buyurun Ömer Bey, devam edin.